İki genç ortaklaşa karar verip çalışma planı yapmaya başlar. Bu gençlerden birinin adı Musa diğerinin Haluk'tur. Musa oldukça iyi niyetli ve paylaşımcı bir gençtir. Fakat Haluk, Musa'ya göre daha cimri bir kişidir. Haluk kurnazi bencil ve kimseyi düşünmeyen bir yapısı vardır. Aynı şehre gideceklerinden dolayı her ikisi ortaklaşa karar vermeye başlar hazırlıklarını tamamlayan iki genç ertesi gün yola çıkmaya başlar. Köy çıkışında buluşarak şehre doğru yolculuk yapmaya devam etmişler. Az gitmiş, uz gitmiş ve dere tepe düz gitmişler. Öğle vaktinde biraz daha soluklanarak karınlarını doyurmak amacıyla ağaç altında konaklamaya başlamışlar. Her ikisi yanına yiyecek almış ve karınlarını doyurmak için yemek yemeye başlamış. Musa'nın ekmeği beyaz iken Haluk'un ekmeği kırmızı renklidir. Haluk çok kurnaz biri olurken Musa'ya dönerek ikimizin de bir ekmeği var, gel kırmızı ekmeği ilk önce yiyelim der. Beyaz ekmeği akşama doğru acıkırlarsa, ı zaman yemeye başlarız der. Bir ağacın altında oturarak Musa'nın geçirmiş olduğu ekmek, domates, salatalıkları yemeye başlar. İyice dinlendikten sonra yoluna devam etmeye başlar. Musa Halu dönerek gökyüzü kararmaya başlayacak yemeği yiyelim mi diye sormuş. Haluk yolunun uzun olduğunu ve artık ayrılmak durumunda olduğunu ve aç olmadığını ifade etmeye başlar. Musa Haluk'un davranışlarına tam manasıyla bir anlam veremezken yoluna devam eder. Birden bire yağmur bulutları gökyüzünü kaplamaya başladığı sırada yapmurun yapacak olduğunu fark eden Musa, orada kalmanın doğru olacağını düşünerek kalır. Geceyi bulduğu bir mağara içerisinde geçirmek zorunda kalan Musa'nın tam uyuyacağı sırada içeriye kurt girmiş. Kurt girdiğini gördüğü zaman epey ürkmüş olsa da başını indirerek sessiz kalmaya başlamış. Tekrardan bir gıcırtı işten Musa kafasını kaldırdığı sırada bu sefer de içeriye bir tilkinin girmiş olduğunu fark etmiş. Tilki ve kurt mağaradan çıktıktan sonra hemen çobanın yanına giden Musa, duyduğu her şeyi ona anlatır. Çoban koyunlarının kurt ve tilkiye yem olmamasına sevinerek altın verir. Musa karnını doyurmak için bir lokantaya girerken, Kurt ve tilki dışarıda Haluk'u görerek ısırmaya başlar. Isırmadık bir yeri kalmayan Haluk, bir daha kimsenin malına bakmamış ve cimrilik yapmamış.